Herkese merhaba, hoş geldiniz yeni videomuza. İyisinizdir inşallah, biz iyiyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz işlere. Bahçede biliyorsunuz şu terası yapmaya niyetlendim. Oraya başlayacağım ama ondan öncesinde, önceki videoda su borumuz arızalanmıştı. O yüzden buraya vana almıştım. Hatta burada bahçe musluğum olsun demiştim. Hani buraları sulamak açısından. Şimdi oraya sürpriz bir yenilik yapacağım. Çok güzel bir çeşme yapacağım. Bakalım internetten çok güzel bir görsel buldum. Aynısını gerçekleştirebilecek miyim? Oraya böyle lavabolu, hem hayvanların su içebileceği hem de oradan hortumla bahçeyi sulayabileceğimiz çok güzel böyle o kırmızı tuğlalardan, babamın bu yaptığı mangal şöminesinin tuğlalarından çok güzel küçücük bir çeşme yapacağım oraya. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ben orayı kazdım. Oradaki önce orayı bir sağlam bir hale getirmem gerekiyor. Şimdi size orayı göstereceğim ama videoya, onun içeriklere başlamadan önce lütfen videomuza bir beğeni atın. Abone değilseniz kanalımıza abone olun ki ben daha motiveyle, daha şevkle çalışayım. Çünkü sizden aldığım dönüşler beni, ailemizi, bizi mutlu ediyor, motive ediyor. Bakın kazdım ben şimdi burayı. Hatırlarsınız önceki videoda burayı tamir ediyordum. Şu arızalanmıştı. Bunu değiştirdim ama iki tane yan yana takmışlar. Yani bunu yapınca bunda sorun çıkıyor. Bunu yapınca bunda sorun çıkıyor. Ben burayı iyice kazdım. Şimdi buraya kaynak yapacağım. Makineyle sağlam bir kaynak yapacağım. Ara bağlantı atmayacağım. Ondan sonra da burayı sağlamlaştırdıktan sonra buraya şu musluğumuzu takacağız. Bakın bu musluğu takacağız. Şöyle. Bu gerçi biraz kısa galiba. Kısa olacak herhalde ya bu. Bunun biraz uzununu almam lazım benim. Bunu takacağız. Burada da musluğun, yani çeşmesi olacak. Altına da çok güzel bir taştan örgü yapacağım. Ama şu an bu demirin kısa olduğunu fark ettim. Bunu biraz uzun almam gerekiyor. O borunun daha uzununu alacağım. Hani o sonraki iş. Ben şimdi bu boruyu bir kaynatayım. Bu zemini zaten, bu yapacağım çeşmenin zeminini az bir şey şap atacağım çimentoyla. Aynı zamanda o kırmızı tuğlaların elimde yok. Ondan bulmam gerekiyor. Bir 100 tane alabileceğim bir yer bulmam lazım. Onları alacağım. Önümüzdeki günlerde oradaki çeşmemiz yükselecek. Aslında basit malzeme olsa, bütün şeyler olsa 1-2 günlük bir iş ama tabii malzeme bulmak gerekiyor. Her şey elinizin altında bir anda olmuyor. Ama şimdi başlıyorum. Önce bir boruları bakalım tamir edelim. O aradaki parçaları bir çıkaralım. Nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Thank you.
Evet, başardım galiba. Çeşmeyi koydum ama bu çeşmeyi neden koydum? Daha yüksek bir çeşme yapacağım. Yani o ara boruyu daha yüksek yapacağım. Çünkü etrafını onun taşlarla çok güzel bir süs vereceğim. Şimdi denemek amacıyla altta kaynattığım borularda kaçak var mı yok mu? Kaçak varsa tekrardan tamir edeyim diye şu an çeşmeyi taktım. Ki hani en azından vana olduğunda suyu kapatacağım. Diğer türlü su akıyor. Göremiyorsunuz nerede kaçak olduğunu. Dün aldığımız peletleri arabadan boşaltıyorum. Onları yerleştireceğim. Sonra çarşıya malzeme almaya gideceğim. Hep beraber malzemelere bakacağız. Bulabilirsem. Sonra gelip artık düzgün bir şekilde çeşmeyi takıyor olacağım. Evet, peletlerimizi de taşıdık. Yaklaşık 25 tane falan var elimizde. Yani 20-25 gün kadar yetecek kadar. O yüzden acilen daha çok pelet bulmam gerekiyor. Şu işleri toparladıktan sonra pelet arayacağım. Bakalım başka yerlerde bulabilecek miyim? Size de bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Ayrıca şu da kafama takıldı. Acaba pelet yapma makinesi var mı böyle ev tipi? Yurt dışlarında falan o makineleri gördüm. İnternette var. Türkiye'de hani bizim işimize yarayabilecek küçük çaplı öyle bir makine bulabilirsem almayı düşünüyorum. Neden olmasın? Hani fiyatı çok anormal bir şey değilse. Sonuçta orman bölgesinde yaşıyoruz. Marangozhaneler var, talaş bulabilirim. Kendi peletimizi kendimiz yapabiliriz. Bakarsınız. İş büyür, iş sahibi oluruz. Onu da araştıracağım. Sizin de bu konuda bilginiz varsa bana link atıp hani makine öyle bildiğiniz makineler varsa link bırakabilirsiniz, yazabilirsiniz. Instagram Orman Kurdu hesabından yazarsanız bana daha rahat okurum. Ayrıca onu da söylemişken bize Instagram, Facebook adreslerimizden de sosyal medya hesaplarımızdan da abone olursanız orada daha fazla içeriklerimiz oluyor. Hikayeler paylaşıyoruz. Günlük yaşamımızdan daha çok şeyleri oradan takip edebilirsiniz. Artık üstümü değişip çarşıya gidiyorum. Malzeme alıyorum. İnşallah bulurum bakalım. Evet, hazırlandım. Şimdi çıkıyorum çarşıya. Çıkmadan önce size şunları da göstermek istiyorum. Biz Bayındır çiçek cennetinde yaşıyoruz. Biliyorsunuz burada çiçekçilik çok meşhur. Türkiye'nin belki %80-%90 çiçek ihtiyacı Bayındır'dan karşılanıyor. Ama ben ayıp ettim. Bu çiçeği nerede gördüm? Şok marketlerde gördüm. Bakın, Atatürk çiçeğiymiş bu. Adı öyle geçiyor. Orada görünce almak istedim. Aynı zamanda da bu satılıyordu. Bunun da bir adı var ama adını hatırlamıyorum. İnanın çok güzel bir gövdesi var. Bunları büyük saksılara alıp balkonda bir yere koymak istiyorum. Herhalde kapalı mekan çiçeği gibi geldi bana. Bir fikrim yok. Araştırırım, ona göre ya dışarı ya balkona bir yere koyarız bakalım. Artık gidelim.
Evet, yaptım alışverişimizi. Bakın. Taşları aldım. Kum aldım. Çimento aldım. Çeşmenin etrafını süslemek için beyaz çakıl taşı aldım. Hepinizin söylediği izolasyon köpük aldım. Kalorifer peteklerimizin dışarıdakiler için. Aynı zamanda ne olur ne olmaz diye bir boru aldım. Gider yapacağım. Gider için bir boru aldım. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra işlere tüm hızıyla devam edeceğim. Tuğlalarımızı dizdik. Arabada biraz daha var. Onları da sonra indireceğim. Şimdi burayla uğraşmıştım biliyorsunuz. Yapmaya denemiştim. Ama vazgeçtim. Bu demiri koyacaktım oraya. Hatta koymak için çabaladım gördünüz. Bundan vazgeçtim. Onun yerine burayı da demir değil de plastikten yapacağım. Plastik içeride kalacak. Ya plastik kaynatma olduğu için daha dayanıklı. En azından sızma falan olmuyor. Demirde ne kadar sıksanız da iyi sağlam olmadıktan sonra, yani çok iyi şey yapamadıktan sonra bir sızıntı akıntı oluyor. Hiç demirle uğraşmayayım dedim. Eğilmiyor, bükülmüyor, esnemiyor. O yüzden onu da plastikten kaynatacağım şimdi. Daha sonra harç yapacağım. Çeşmenin alanını ortaya çıkaracağım. Onun üstüne de yavaş yavaş artık bu kırmızı tuğlaları örmeye başlayacağım. Kaynak makinemizi açtım. O ısına dursun. Şimdi buraya önce tabii ki o boruyu bir akıtmayacak şekilde önce bir boruyu çeşmesiyle beraber takmam gerekiyor. Önce bir ona başlayalım. Isınsın. Yanacaksın, çekil. Yeni bir tane bu boru kesme makası aldım. Bendeki makas bu kaynak makinesinin içinden çıkmıştı ve felaket kötüydü. İnanın kol kası yaptırıyor insana. Şimdi yeni bir makas aldım şöyle. 50 liraymış ki zam gelecekmiş buna da. Bakalım bununla nasıl yapacağız. Şöyle bir makas. Daha sağlam, iyi gibi gözüküyor. Keserken göstereceğim. Onun haricinde gider için böyle bir şey aldım. Süzgeçli gider alacaktım ama ben orada suyun olmasını istiyorum. Suyun orada durmasını, köpeklerin hani hayvanların oradan su içmesini istiyorum. Buna tıpa aldım. Bunu böyle tıpayı takacağız. Onun içinde su kalacak. Tahliye etmek istediğimde, pisliği temizlemek istediğimde de bunu açacağım. Ve akıp gidecek. Gideri de buradan bahçeye bir boru aldım, onunla beraber akıtacağım. Hem bahçe sulanmış olacak. Zaten burada deterjanlı, çamaşırda öyle şeylerimiz olmayacak. Bahçenin sulanmasına vesile olacağız öyle de. Onun haricinde de dirsek şey aldım işte. Bu parçaları aldım. Bunlara artık maşon mu deniyor, bir şey deniyor. Dirsek filan. İsimlerini pek bilmiyorum. Yapboz gibi. Deneye deneye öğreneceğiz bakalım. Nasıl olacak?
Vallahi şu son kısmı yapmak bayağı zorladı beni. Çünkü iki tarafı bir anda kaynatamıyorsunuz. Sığmıyor. Ayrı ayrı yaptım. İnşallah tutmuştur. İnşallah tutmuştur bakalım. Şimdi yukarıya boruyu çıkacağım. Evet, ilk aşama tamam. Bakalım çalışıyor mu? Bakın yaptım. Şimdi bunun etrafını taşlarla dolduracağım. Güzel bir şey ortaya çıkacak. Şimdi tabii çimentosuz önce bir deneme amaçlı taşlarla yapacağım. Ama bakın hiçbir sızıntı yok. Bakalım çalışıyor mu musluğumuz? Evet, başardık. Şu an bunu yaptık. En azından su şu an akıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu musluk başı biraz çirkin. Onu daha sonra değiştireceğim. Şimdilik böyle idare edeyim dedim. Bulamadım çünkü. Evet, çeşmemizi yaptım. Dersem inanmayın. Sadece deneme amaçlı üst üste yığımı olarak yaptım. Ama bu şekilde olacak. Aralarında çimento olacak. Tabii daha zemini düz olacak şu an. Zemin yamuk. Biraz eğik duruyor. Ama bu şekilde bir çeşmemiz olacak burada. Şöyle. Etrafını da süsleme yapacağız. Bakalım çimento karmaya başlayayım. Bir heyecan oldum. Şu an aslında başardım gibi ama bakalım inşallah istediğim gibi olur. Oh. Bayağı terledim ve yoruldum. Harcı da kardım. Bol çimentolu yaptım. Belki biraz daha kum koyabilirdim ama bakalım bir deneyeceğim. Şimdi zemini önce bir yapacağım alanını. Yerine bir şap gibi böyle atacağım. Ondan sonra tuğlaları üst üste çıkmaya başlayacağım. Haydi hayırlısı bakalım. Evet, kameranın şarjı bittiği için bazı yerleri çekemedim. Ama bakın, şimdi göstereceğim size. Şu ayakları bir kaldıralım. Evet, çeşmemiz bu aşamaya geldi. Sadece şu ön tarafı kaldı.
ufak tefek yamukluklar olabilir. Acemilikten yani. Artık o kadar da olsun yani. Bakın bu şekilde. Bugün bitiriyorum. İkinci harcımı kardım. Şimdi o ön tarafını yapacağım. Ve artık bir çeşmemiz olacak. En tepesinde delik var. Oraya artık ne koyayım bilemedim. Ya kayrak taşı koyarım. Ya da mermer, saksı falan bir şey uydururum yani, bakalım. Ata, ata, gel bakayım bir, gel bir bakayım, çeşme nasıl olmuş, gel bakalım. Baba nasıl yağmış ya? Fresh buldu sen ya. Evet. Saatler olsun ya. Bakayım, ata dedesinin yanındaydı, değil mi? He? Baba, tatlarıma bak benim. Çok güzel olmuş ya, ne kadar yakışmış. Çeşme nasıl olmuş? Evet. Çeşmemiz bitti. Şimdi süngerle sileceğim. Yarın da zımpara yapacağım. Taşların üstündeki sıvaları almak için. Bakalım nasıl olacak. Hala biraz çimentom kaldı. Onu da artık bir yere kullanacağım bakalım. Baba ben de. Evet, çeşmemiz bitti. Yani bitmedi de yarın zımpara falan yapacağız ama çoğu bitti. Etrafını da bir düzenleme yapacağız. Şu şekilde böyle beyaz çakıl taşları aldım, artık nasıl olacaksa. Üstüne saksı koydum, ortası delik kaldı. Orayı kayrak taşıyla kapattım. Oraya başka ne koyabilirim aklıma gelmedi. Ata beğendin mi? Evet. He? Evet, ben de orayı demeyeceğim. Sen temizliyor musun? Evet. Çak. Çak. Aferin sana. Evet, yorum... Baba da yine yayın buruş buruş olmuş. Buruş buruş mu olmuş? Evet. Oğlum çok çalıştım ya ondan. Gördün mü? Benim de buruş buruş olmamış. Bakayım, gel öpeyim. Ben buruş buruş olmamış. Olmamış değil mi? Olmamış değil mi? Evet, yorumlarınızı bekliyorum. Çeşmemizle ilgili. Epey yoruldum, şimdi hayvanları doyuracağım. Onlar da bas bas bağırıyorlar. Ata, hayvanları doyuralım mı? Evet. Hadi. Ama önce koyunları. Tamam, önce koyunları, sonra kedileri, sonra köpekleri. Değil mi? Evet. Tamam. Önce köpek. Kendinize iyi bakın. Beğeni atmayı unutmayın. Abone de olursanız çok seviniriz. Gelişmelerden size haberdar edeceğim. Öbür videoda bunu artık bitirmiş olacağız. Yavaş yavaş yukarı kısma başlayacağım. Oralı iriyi bakalım nasıl yapacağız. Allah büyüktür. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Ataya sallayın.